Japarion geliyor alkışlarınızla. Doğa dönmüş durumda. Yine İranlı bir sporcu. Said Jafari. 71 kilo, boy 1.80. Kardeşlerimiz karşılaşacaklar. Bakalım nasıl bir karşılaşma olacak. Hep birlikte izleyeceğiz değerli misafirler. İran ve Suriyeli sporcular. Beşinci maçımız. Evet. Ömer, İran ve Suriyeli sporcular. Ali Abdulrayap ve Hossein Ghani. Said Jafarian. İranlı sporcumuz Said Jafarian. Pardon, Said Caferian ve Ali Abdul Rayap. Suriyeli sporcumuz. İran ve Suriyeli sporcular. Sevgili izleyiciler, 4 round üzerinden 71 kilogram müsabakası. Sanıyorum şu anda Suriyeli sporcu beklenmekte ringe. Bir problem var gibi. Çıkmaya vaz mı geçti acaba diye düşünüyorum. Orhan Hocam. Çıkmazsa hükmen galip oluyor değil mi hocam? Çıkmazsa maça hükmen galip.
ya da maça çıkmaya vazgeçmiş evet, olabilir. Şu an sporcuyu göremiyorum. Sanıyorum bir problem var. Evet, Suriyeli sporcu hala beklenmekte. Evet, Ali Abdurrazap tekrar anonsu yapıldı. Sanıyorum şu anda ringe çıkmak üzere. Ringe evet. Doğru geliyor, evet. Evet, antrenörlerin arasında şu anda ringe doğru geliyor. İranlı sporcu. İki yabancı sporcu, Ali Abdurrazap ve Said Caferyan, 71 kilogram. Burada sizlere genel bilgilerini vermiş olalım. Vermek istiyorum diyeceğim ama çok böyle bir genel bilgisi yok. 1.80 Said Caferyan, 1.76 Suriyeli sporcu Ali Abdurrazap. Evet Ömer, ne düşünüyorsun bu maç hakkında? Orhan Hocam, görsel olarak değerlendirebilir misin? Şimdi her iki sporcumuz mesela da... hani bizde bir tabir vardır ya. Aa, bu bunu döver, bu bunu yener, bu bunu yer gibilerinden böyle tabirlerimiz vardır ya. Senin öyle bir tabirin Hocam, var. Mesela bu sporun dışında olan, yani bu sporu yapmamış birisi olarak. Mesela evet. Şöyle ringe bir baktığın zaman şimdi her bir ön yargıla davranabilir misin? Bir şey şöyle diyebilir misin? Şöyle söyleyeyim, her iki sporcu kırmızı çok... köşe ya da mavi köşe diyebilir misin? Öyle evet. Sorayım daha şimdi doğrusu. Şöyle söyleyeyim, her iki sporcumuz da çok profesyonel görünüyor. Yani evet. Çok aktif ve kurallı görünüyorlar. Bu bunu tahmin etmek biraz zor gibi. Evet, yani iki çok... tane kapalı kutu, bilinmeyen kapalı kutu. İçinde acaba ne var? Kesinlikle. Yani bunu birinci round'dan sonra belki yorum yapabiliriz, tahmin edebiliriz diye düşünüyorum. Evet, Suriyeli biraz böyle temkinli duruyor ama Azeri de şey İranlı daha doğrusu. İranlı da böyle kendinden emin, rahat hareketler sergiliyor. Gardlarına şöyle baktığımız zaman evet. Klasik bir Azeri gardı. Yani Azerilerin demin de söylediğim gibi iyi bir karaciğer. Yoklaması yani net yaptı. Oturmadı ama iyiydi teknik olarak. Her zaman gardları iyidir Azeri sporcularımızın. Evet, Suriyeli biraz evet. Burada ben hemen sana söyleyeyim fikrimi. Bir antrenör olarak da İranlı sporcu. Sanıyorum o da İran Azerilerinden diye düşünüyorum. Evet, denge duruş şu anda iyi yani. Daha mı aktif? Evet. Daha mı? Evet, daha görsel, daha diri, daha canlı. Bakın burnunu hafiften açtı bile. Şu anda İranlı sporcuda çok hafif bir kanama burnun üst kısmında dikkat edersen. Evet. Var. Darbe sonucu bir kanama bu, evet, görüyoruz. Bu maç ben hemen kendi yorumumu yapayım. Yine ön yargı olmamakla beraber erken bitecek bu maç. Evet. Kombinasyonlar bak aşağıdan yukarıya doğru bak. Evet, o biraz da fenti biraz fazlalığı abarttı yani şey İranlı sporcu. Çok fazla eğilmemesi gerekiyor. Evet. Köşede çok iyi evet. Bir sol direk ters kart. Ters evet. Kartlar her zaman iyi boks. Evet. Aman aparkatlar gelmeye başladı. Evet bu maç erken bitecek. Bitecek gibi. Köşeden çıkması gerekiyor. O da inadına o köşeye giriyor. Aslında o köşe onu evet sarsıldı. Maç bitti. Yani şu anda durum böyle gözüküyor. Hakemin buna müdahale etmesi gerekiyordu. Etti. Zaten şu anda sporcu KO durumunda.
Çok fazla kendinde değil. Sağlık açısından benim tabii benim fikrim... Slow motion olarak evet, gelen darbeleri burada, göreceğiz şimdi. Evet. Box stop yapabilir. Gerçekten çok sağlam bir yumruk geldi. Burada sanırım evet, burnu açılmış. Evet bitirdi. Burada. Bitirdi. Bitirdi. Evet, maçı. Hakem maçı bitirdi evet. Çok dediğim kısa süren bir maç. Görsel olarak evet İranlı sporcu daha düzgün, daha değerli toplu, daha tecrübeli ve sert bir boksör. Bir de ters kart ona her zaman şey getirir, avantaj getirir. Evet yani kendi ters kartının hakkını vermiş oldu Ömer. Sanıyorum orada bir itiraz var, antrenörün bir itirazı var. Yani neden bitirdin der gibi ama bitirilmeyecek, bitirilmeyecek gibi de değil bir yani. Bir maç değildi tabii. Eğer öyle bir şey olsaydı biz de burada şöyle bir yorum yapardık. Neden bitirmedin der gibi bakardık biz tam de. Tam tersini düşünmüş olacaktık ve evet, hakem burada bence en doğru kararı uyguladı. Dediğim gibi sporcunun önce sağlığı önemli. Önemli. Öyle düşünüyorum. Yani mutlaka bir çok abartılı olmayan maçları çok abartmamak gerekiyor. Kesinlikle. Mutlaka